seçim erken seçim tartışmaları gündemden düşmüyor. Muhalefetin kim aday göstereceğini henüz bilmiyoruz. Ancak İyi Parti'nin haklı bir isyanı var. Kazanacak aday vurgusu yapıyor ki sonuna kadar da haklı. Peki seçim ne zaman yapılacak? İktidar kulislerindeki gelişmeleri yakından takip eden bir isim var. Zafer Şahin kendisi Milliyet Gazetesi'nin yazarlarından zaman zaman da CNN Türk ekranlarında programlara katılıyor. Dolayısıyla yazmış olduğu şeylerin büyük bir bölümü çıkıyor. Çünkü iktidar kulislerinden edindiği bilgileri paylaşıyor. Peki iktidar kulislerinde seçim tarihi için hangi tarih görüşülüyormuş? Hangi tarih konuşuluyormuş? Bunu da yazmış Zafer Şahin. Şunları söylüyor. Yakın dönemde yeniden bazı haber kaynaklarımla görüştüm. Onlardan edindiğim bilgi 14 Mayıs tarihinin öne çıktığı, bu olmazsa 7 Mayıs tarihinin olabileceği. Yani ya 14 Mayıs tarihinde ya da 7 Mayıs tarihinde Türkiye bir seçime gidecek. Çünkü seçim zamanında yapılırsa muhalefet diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olamaz. İktidar partisi de böyle bir risk yok diyor. Böyle bir şey yok diyor. Ama seçimi bir ay önce yapacak olurlarsa Erdoğan'ın adaylığının önünde de herhangi bir engel olmayacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de seçim tartışmalarıyla ilgili bir açıklama yapmıştı ve şunları söylemişti seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Türkiye'nin şartlarında meclis bir karar verir. Mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşır ise belli bir kararı alır ve uygular. Yani iktidar haydin seçime gidelim dediği anda zaten muhtemelen CHP, HDP ve İyi Parti buna evet diyecektir. Çünkü yatıp kalkıp muhalefet her gün erken seçim istiyor. İşin tuhafı erken seçim isteyen muhalefette özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir çalışma göremiyoruz miting yapacaklardı. Türkiye'yi akın akın dolaşacaklardı. Bu sene içerisinde bir seçim bekliyorlardı çünkü. Hatta kurultayı bile ertelemişlerdi. Ne kurultayı yaptılar ne miting yaptılar. Bir Mersin'de miting yaptılar bir de İstanbul'da miting yaptılar. Ama adamların Halk TV'sini, Tele 1'ini açsanız her gün seçimi kazanıyoruz algısı yapıyorlar. Dünyanın en önde gelen kuruluşları ise iki farklı senaryoda da Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı oluyor değerlendirmesi yapıyor. Açıklamaya o kaynağı da bırakacağım. Durum bundan ibaret. Muhalefet hafife alıyor süreci. Ama iktidar ise seçimi kazanmak için elinden ne gerekiyorsa onu yapıyor. Yapacak da ve seçimi kazanmak için de var güçleriyle çalışacaklar. Muhalefet ne yapacak? Kendi arasında bütünleşip daha bir aday açıklaması yapamayacak. 8 kere toplanıp 8 kere aynı bildiriyi yayınlayarak toplumu sanıyorlar ki peşlerinden koşturacaklar. Olmuyor işte. Altılı masadaki kişiler için diyorum bunu. Toplumda o sinerjiyi yaratamadılar, oluşturamadılar. Eleştirdiğimiz için, sorguladığımız için de kızıyorlar. Ya ben balkon konuşması dinlemek istemiyorum diyen milyonlarca muhalif seçmen var ama üzülerek söylüyorum ki şu gidişatta Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı seçilecektir. Çünkü muhalefet kulislerinden de biz bilgi ediniyoruz. Muhalefet kulislerinden de ısrarla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını isteyen kişiler karşımıza çıkıyor ısrarla Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimi kazanacağız algısını yaratmaya çalışıyorlar. Bir de döke saça kazanacağız diyorlar. Yavuz Ağaralioğlu bunlara gereken cevabı verdi. Ne dedi? Döke saça milletin umutlarını yok edeceksiniz dedi.